Konguç Akademi'den herkese merhabalar. Birinci dönemi kapattık artık. Karnelerimizi aldık. Keyfimiz yerinde, dinlenmeli, güzel zamanlar geçiriyoruz şu anda. Tatildeyiz çünkü. Ancak tabii ki o kadar da dinlenmeli olmaması lazım. Yani komple tatil kafasına girmememiz lazım. Çünkü ikinci dönemde başlamak üzere, kapıda bizi bekliyor. Ve karşımıza hangi konular çıkacak, nelere bakacağız, neler üzerine durmamız gerekiyor. Şöyle bir kendimizi iyice hazır hissedelim. İkinci dönemi birinci dönemden bile daha güzel bir şekilde tamamlayalım istiyoruz arkadaşlar. Peki ikinci dönem 10. sınıf kimyada hangi konular var, karşımıza neler çıkacak, bunlardan bahsedelim hadi bakalım. Şimdi birinci üniteyi, yani kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar konusunu tamamen kapatmıştık zaten. Bununla ilgili herhangi bir problemimiz kalmadı. Büyük ihtimalle ikinci dönemde karşımıza ya hiç çıkmayacak ya da böyle ucundan azıcık bir şekilde çıkacak. Ancak karışımlar konusuna başlamıştık. Homojen ve heterojen karışımları tamamlamıştık. Karışımların sınıflandırmasını tamamen yapmıştık. Şimdi homojen ve heterojen karışımları nasıl tanımladık? Her yerinde aynı özelliği gösteren tek fazlı görüntülü karışımlar homojen. Ancak farklı fazların bulunduğu, her yerinde eşit özelliği göstermeyen karışımlara da heterojen karışımlar ismini vermiştik ve bunları sınıflandırmaya girmiştik. Demiştik ki homojen karışımları biz çözelti olarak isimlendiriyoruz. Birçok okulda buralara kadar gelindi. Yani şu sayfayı tamamladık. Ancak bazılarımız tamamlamamış olabilir. Onlar görecekler, haberiniz olsun. Homojen karışımların tamamına çözelti ismini verdik. Heterojen karışımları ise basit karışım. Yani katı katı heterojen karışım. Süspansiyon, yani katı sıvı heterojen karışım. Emülsiyon, yani sıvı sıvı heterojen karışım. Aerosol, sıvı gaz veya katı gaz heterojen karışım. Koloid ise askıda kalma durumu olarak tanımlamıştık. Kan gibi, süt gibi örneklerini de vermiştik buraya. Ardından sınıflandırmayı tamamladıktan sonra çözülme sürecinden bahsetmiştik. Mesela demiştik ki çözülme sürecini biz ikiye ayıracağız. Bunlardan ilki, eğer çözdüğümüz madde iyonik bir madde ise, iyonik bir bileşikse, iyonik çözülme gerçekleşir. Buradan ortaya iyonlar çıkar. Ne gibi hocam, neden bahsediyorsun? Hemen basit bir örnekle hatırlayalım. Mesela sodyum klorür metal ve klor, yani ametal içerdiği için iyonik bir bileşiktir. Dedik ki biz bunu eğer suyun içerisinde çözecek olursak iyonik bir bileşikte açığa iyonlar çıkar demiştik. Na artı, yani bir katyon, bir de klor eksi, yani anyon açığa çıkacaktır. Bütün iyonik bileşiklerin çözülme sürecinde katyonları ve anyonları görüyor olacaktık. Ve eğer çözünme süreci suyun içerisinde gerçekleşiyorsa biz bunu hidratasyon, eğer herhangi başka bir çözücüde gerçekleşiyorsa bunu da solvatasyon olarak isimlendirmiştik. Ardından dedik ki moleküler çözünme sürecinden biraz bahsetmemiz gerekiyor. Yani çözdüğümüz madde bir molekül yapısıysa, ne gibi? Mesela glikoz gibi, şeker gibi bir yapıdan bahsediyorsak. Yani sadece metallerden oluşan bir yapı. Eğer biz bunu suyun içerisinde çözecek olursak, şimdi burada katı halde ya. Burada yine aynı molekül yapısı hiç bozulmadan sadece suda çözülmüş halde geldiğini söylüyorduk. Yani su molekülleri buradaki çözünen maddenin moleküllerini sarmalıyor ve çözülmüş suyun içerisinde dağılmış hale getiriyordu. Bu farklılıklar üzerinde durduk. Durmamış olan arkadaşlar da başladıkları gibi dönemin başında hemen bu konular üzerine yoğunlaşacaklar. Ardından çözeltilerde derişim. Yine birçoğumuz bu kısmı da halletmiş olduk. En azından girizgahını yapmış olduk. Çözeltilerde derişimi biz öncelikle seyreltik ve derişik çözeltiler üzerinden tanımlamasını yaptık. Çözünen madde ile çözücü arasındaki oranı ifade eden kavramdı derişim. Dolayısıyla çözünen madde miktarı yüksekse, daha doğrusu oranı yüksekse biz o tarz çözeltilere derişik, çözünen oranı düşük olan çözeltilere de seyreltik çözeltiler demiştik. Ve ardından bazı hesaplamalar yaptık veya yapacağız. Kütlece yüzde, hacimce yüzde, bu hesaplamaları yapacağımız derişim türlerinin başında geliyor arkadaşlar. Kütlece yüzdeyi nasıl buluyorduk? Yani şöyle, 100 gram çözeltideki çözünenin kütlece yüzdesi onun kütlece yüzde derişimini veriyor. Atıyorum 100 gram çözeltinin içerisinde 20 gram tuz çözülmüşse burada %20 bizim kütlece yüzde derişimimiz oluyordu. Hatta formül olarak da şöyle bir şey yazıyorduk. Diyorduk ki biz bu yüzdeyi şöyle buluruz. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi, yani toplam kütle, burayı karıştırmıyoruz arkadaşlar, çarpı 100 dediğimiz zaman biz bu kütlece yüzdeyi bulmuş oluruz. Ve hacimce yüzdede de aynı hesabı yapacağız. Eğer
sıvı sıvı bir çözeltiden bahsediyorsak, yani hem çözücüsü hem çözüneni sıvı fazlaysa, burada hacimce yüzdeden bahsetmemiz gerekiyor. Bu sefer de çözünen hacmi bölü çözelti hacmi çarpı yüz dediğimiz zaman mevzuyu kapatmış oluyoruz. Ardından günlük hayatta derişimden bahsettik veya bahsedeceğiz arkadaşlar. Günlük hayatta derişimden kastımız nedir? Biz gidiyoruz işte temizlik ürünü alıyoruz veya bir gıda ürünü alıyoruz ve gıda ürünlerinin etiketlerinde ya da temizlik malzemelerinin ya da ilaçların etiketlerinde buradaki etken madde ya da gıda maddesinin içerisindeki karbonhidrat, yağ, protein, bunların kütlece yüzdesini veriyor olabilir veyahut içerdiği enerjiyi kütlece yüzde cinsinden verebilir veyahut herhangi bir sıvı, herhangi bir içeceğin içerisinde hacimce yüzde değerden bahsediyor olabilir veya ilaçlarda yine benzer şekilde hacimce yüzde değerinden bahsediyor olabilir. Eğer kullanılan çözünen madde çok çok küçük miktarda ise burada ppm gibi çok küçük oranları ifade eden derişim birimleri kullanılıyor olabilir. Şimdi koligatif özellikler. Neredeyse hiçbirimiz henüz koligatif özellikleri görmedik okulumuzda. Artık bunları görüyor olacağız. Koligatif özellik dediğimiz şey de derişime bağlı değişen özellikler. Yani bir karışımın, daha doğrusu bir çözeltinin derişimi değiştikçe bazı özelliklerde değişimler oluyor. Ne gibi? Donma noktası gibi, kaynama noktası gibi, ozmotik basınç gibi. Bunlar üzerinde duracağız. Diyeceğiz ki eğer sen uçucu olmayan bir maddeyi, bir katıyı, bir sıvının içerisinde çözersen bunun donma noktasının düşmesine sebep olursun. Bunu hatta şöyle ifade edeceğiz. Diyeceğiz ki biz yolları kışın neden tuzluyoruz? Çünkü suyun donma noktası düşsün derişimi arttığı için, böylece yolda donma olmasın diyeceğiz. Benzer şekilde kaynama noktasının da artmasına sebep oluyor, yükselmesine sebep oluyor. Diyeceğiz ki biz arabaya neden antifriz koyuyoruz? Çünkü radyatörde dolanan o suyun kaynama noktası yüksek olsun ki kaynayıp radyatörün patlamasına sebep olmasın. Veya ozmotik basınç, iki çözelti arasındaki derişim farkı ne kadar fazla olursa ozmotik basınç da o kadar yüksek olur diyeceğiz. Çünkü ozmotik basınç neyle alakalıydı? Suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçme isteğiydi. İşte bu yoğunluktan kastımız aslında derişim. Derişim farkı ne kadar yüksek olursa geçme isteği o kadar yüksek olacak. Yani ozmotik basınç o kadar yüksek olacak diyeceğiz. Ardından ayrıştırma ve saflaştırma tekniklerinden bahsedeceğiz. Yani şimdiye kadar nelerden bahsettik? Çözeltinin oluşum süreci ve oluştuktan sonraki özelliklerinden bahsettik. Peki biz bu çözeltileri nasıl, daha doğrusu karışımları, çözelti olmak zorunda değil, karışımları nasıl bileşenlerine ayırabiliriz? Şimdi şunu biliyoruz ki karışımlar fiziksel yöntemlerle birleşirler. Yani fiziksel bir olaydır karışımın oluşum süreci. Dolayısıyla bunların ayrıştırma süreci de fiziksel yöntemler olacak. Burada mıknatıslanma özelliğinden bahsedeceğiz. Tanecik boyutu farkı varsa, yani çözücü ve çözünenlerin özellikleri arasındaki farklılıklardan yararlanacağız. Bazı fiziksel özelliklerindeki farklılıklardan yararlanacağız. Bu tanecik boyutu olabilir. Burada mesela eleme ya da süzme gibi yöntemlerden bahsedeceğiz. İşte yoğunluk farkı varsa, mesela atıyorum iki tane sıvının birbiri içerisinde heterojen karışım varsa buradaki yoğunluk farkını biz ayırma hunisini kullanarak değerlendirebiliriz diyeceğiz. Ya da bir alaşımı bileşenlerini ayırmak için erime noktaları arasındaki farktan faydalanacağız diyeceğiz. Atıyorum bakır ve çinko arasındaki erime noktası farkından faydalanarak biz birini eritip ortamdan uzaklaştırabiliriz diyeceğiz. Çözünürlük farkından yararlanacağız. Burada kristallendirme dediğimiz bir yöntemden bahsedeceğiz. Ve kaynama noktası farkından yararlanacağız. Bunu da çözeltilerde kullanacağız ve İki sıvıyı ya da bir katıyla bir sıvının oluşturduğu çözeltiyi bileşenlerini ayırırken kullanacağız. Damıtma dediğimiz ya da ayrımsal damıtma dediğimiz yöntem burada tabii ki öne çıkan yöntemler olacak. Bunlardan bahsediyor olacağız. Ardından üçüncü ünitemize, yani asitler, bazlar, tuzlar ünitesine geçeceğiz. Burada tabii ki asitlere, bazlara odaklanmış durumda olacağız. Öncelikle yapacağımız şey asitleri ve bazları tanımlamak, bunların genel özelliklerinden bahsetmek olacak. Daha önceden aşina olduğumuz bir konu bu. İndikatörlerden bahsedeceğiz. Turnusol kağıdı mesela hepimizin bildiği bir indikatördü. Yani asidik veya bazik ortamdaki renk değişimlerinden faydalanacağız. pH kavramından bahsedeceğiz. pH'i 7'den küçük olanlar asit, büyük olanlar bazdır diyeceğiz tabii ki oda koşullarında. Bunların tepkimelerinden bahsedeceğiz. Önceliğimiz tabii ki nötralleşme, yani asit ve bazların birbirleriyle verdiği tepkimeler olacak. Ardından asitleri ve bazların metallerle verdikleri bazı tepkimeler var. Bunlara değineceğiz tabii ki. Her metalle, her asit baz aynı tepkimeyi vermiyor. Burada metalleri sınıflandıracağız. Soy metaller, yarı soy metaller, amfoter metaller ve aktif metaller olmak üzere 4 ana başlıkta inceleyeceğiz. Ve bunların tek tek hangi asitlerle, hangi bazlarla ne tarz tepkimeler verdiğini gözden geçiriyor olacağız.
Ve tabii ki ürünlerine de bakacağız bu arada. Sonrasında hayatımızdaki asit ve bazlar. Yaygın olarak kullandığımız bazı asitler var, bazlar var. Burada azıcık ezber yapacağız tabii ki. Ardından asit yağmurlarından bahsedeceğiz. Asit yağmurlarının oluşum sürecini gözden geçireceğiz. Ve buna sebep olan faktörlerden bahsedeceğiz. Ve asit ve bazlarla çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Yani laboratuvarda bizim yapmamız gereken ya da evde temizlik malzemesi olarak kullandığımız asitlerle bazlarla çalışırken nelere dikkat etmeliyiz, özen göstermeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında tuzlardan yine birazcık ezberimiz var. Bazı yaygın olarak kullandığımız tuzların isimlerini, genel özelliklerini ve hangi alanlarda kullandıklarını değineceğiz, öğreneceğiz ve ardından tabii ki son ünitemize, dördüncü ünitemiz olan kimya her yerde konusuna geçeceğiz. Burada günlük hayatımızda yoğun olarak karşılaştığımız bazı kimyasallardan bahsediyor olacağız. Ne gibi? Temizlik malzemeleri gibi. Tabii ki burada sabun ve deterjan üzerinde asıl duracağımız nokta olacak. Bunların yapısını inceleyeceğiz hep birlikte. Ardından kişisel temizlik maddelerinden birazcık bahsedeceğiz. Diş macunları gibi. Ve sonrasında hijyen için kullandığımız evlerde, hepimizin evinde bulunan bazı çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerinden bahsediyor olacağız. Ve polimerlere zıplayacağız. Polimerlerde yine ezberimiz var birazcık. Yaygın polimerlerden bahsedeceğiz. PVC gibi, polietilen gibi ve bunların hangi alanlarda kullanıldıklarını, hem formüllerini basitçe göreceğiz hem de hangi alanlarda kullanıldıklarından bahsedeceğiz ve geri dönüşüm kısmına geçeceğiz. Tabii ki polimer geliyorsa polimerin ardından geri dönüşümün de gelmesi gerekiyor. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle geri dönüşümü sağlanması gereken maddelerdir polimer maddeler. İşte bunlardan bahsedeceğiz ve geri dönüşüm formülleri üzerinde, sembolleri üzerinde duracağız. Hangi maddelerin üzerinde ya da kullandığımız herhangi bir maddede bir geri dönüşüm sembolü görüyorsak bunun nasıl geri dönüştürüleceği ya da geri dönüştürülmeye uygun mu değil mi, bununla ilgili bize bilgi sunan kavram işte bu geri dönüşüm sembolleri olacak. Ardından ilaçlardan bahsedeceğiz. İlaç formları üzerinden duracağız. Tabii ki burada katı, sıvı ve yarı katı olarak 3 ana başlıkta inceleyeceğiz bunları. Katı formdaki bazı ilaçlara örnekler vereceğiz. İşte evlerde sürekli kullandığımız hap gibi ilaçlar ya da sıvı şurup gibi örnekler vereceğiz ve açıklayacağız. Yarı katı formada merhemleri örnek veriyor olacağız. Ardından gıdalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Gıda deyince tabii ki kimyasalın işin içine girdiği gıdalar tabii ki hazır gıdalar olarak değerlendirilecek. Peki bir gıda maddesini hazır gıda haline getiren şey nedir sorusuna da burada katkı maddeleri ve ısıl yöntemler cevabını vereceğiz. Katkı maddeleri nelerdir? Hangi katkı maddelerini kullanırsak biz bir gıda maddesini hazır gıdaya dönüştürürüz ve bu katkı maddelerinin özellikleri nedir? Neler yapıyorlar ki biz bunları kullanıyoruz? Pastörize ve UHT yöntemlerinden bahsedeceğiz. Yine bir gıda maddesini tabii ki buradan bunlardan bahsediyorsak sütten bahsediyor olacağız. Nasıl hazır gıda haline getiriyor bundan bahsedeceğiz ve katkı maddelerinin bizim etiketlerde göreceğimiz bazı kodlar olacak. Bu kodların ne anlama geldiğinden bahsediyor olacağız. Ardından da yenilebilir yağ türleri diyeceğiz. Tabii ki gıdaların aslında bir alt başlığı olarak bunu değerlendireceğiz. Katı ve sıvı yağlar çıkacak karşımıza. Katı yağlar için diyeceğiz ki tereyağı en önemli, en bilindik katı yağdır. Hayvansal bir yağdır bu. Margarin üzerinde birazcık duracağız. Çünkü margarin aslında bitkisel yağların, sıvı yağların katılaştırılmış, doyurulmuş haline diyeceğiz. Ve ardından da sıvı yağ çeşitlerinden tabii ki burada bahsedeceğimiz şey bitkisel yağlar olacak çoğunlukla. Hani bitkisel olmasına rağmen katı kategorisine giren tek bir yağ çeşidimiz var zaten. Sıvı yağlarda da bitkisel yağlarda da bazı endüstriyel yöntemlerden bahsedeceğiz. Ne gibi? Sıklıkla duyduğumuz sızma zeytinyağı duyuyoruz mesela. Bu sızma ne demek? Ya da vinterize ne demek? Rafine veya Riviera ya ne demek? Niye buna çok para ödüyoruz da bunu ucuza alıyoruz? Bundan biraz bahsediyor olacağız. İşte bu şekilde de ikinci dönemi de kapatmış olacağız. Oldukça zevkli, güzel bir dönem bizi bekliyor olacak. Hep birlikte güzelce tamamlayalım ve tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplamayı unutmayalım. Yorumlarda paylaşalım. Hepinize iyi bir tatil. Ardından da hep birlikte güzel bir dönem diliyorum arkadaşlar.